Anadan doğma sakatım. Sakatlığımdan bugüne kadar bir şikayetim olmadı. Bundan sonra da olmaz zaten. Hamdolsun Allah'a. Bir sosyal güvencem yok, devletten bir gelirim yok. Kendi bileğimden, kendi yüzümden para var. Kesinip giden bir insanım. Babamızdan, dedemizden kaldı bu meslek bize. Biz de kalktık, devam ettirdik. Ben de anamdan doğdum doğru. 13 seneden beri hala babamın karşısında kalktım. Nal çevrildi babam böyle mallara. Onların karşısında 13 yaşımda başladım. Hala devam ediyorum. Herhangi bir şikayetim de yok. Yani huzurluyum. Bir şikayetim de yok. Yok, engel niye olsun ki? Engel olur mu ki? Yani şimdi bu iş bana göre mi ayarlanacak? Bu boru yapılacaksa yani bu bana göre mi ayarlanacak? Ben buna göre ayarlanmam lazım yani. Ben kendimi buna göre ayarlanmam. Bu şimdi neyle yapılır? Bunun makinesi var. Bu makineye ben kavuşamaysam tezgah yaparım, çıkarım, ulaşırım, yaparım. Değil mi yani? Şimdi ben yapacağım işi ilçin nasıl yaparım? Ben bu işi nasıl yaparım diye onu planlayayım ilçin. Ona göre tezgahımı hazırlayayım, ondan sonra da işi yapayım. Ben gurur ediyorum. Yani alnımı böyle her yerde bunu konuşabilirim ki. Ben alnımın terini yiyorum. Yani kimsenin ne devletten bir sosyal güvencem var, ne alamdan, ne babam. Benim babamdan şu gördüğünüz malzemelerin içerisinde bir torna bilesi yoktur. Gençler başkalarına da örnek olsunlar. Yani yapacağı işlerle bir başkasına da böyle tembellice, devlete yük olmadan mümkün mertebe insanlar, yani biz 84 milyon Türkiye değil mi? Bunu hepsini devlet takabilir mi yani? Devlete yük olmaktan yani biraz kendini toparlayacaksın yani. İnsan istedi mi yani yapamayacağı iş olmaz. Yani bir arabanın dağıtıp da komple bir kamyonu, yani bir tır kamyonu düşünebilir misin? Bunu komple parçalayıp da toplamak o kadar basit değil yani. Gazmamı yaptı, sürecimi yaptı, lastiğimi hava vurdu. Bazısından para alırız, bazısından almayız işin durumuna göre. Sana da okurla bir adama sıra işte.